2019 sanırım ziyarete gittik. Yani ağır bir ziyaretti, çok değişikti. Diğer cezaevlerine benzemiyordu zaten, şartları olsun, yolu olsun. Çok sıkıntıydı. Heyecanlıydım zaten. Çok heyecanlıydım. Diğer arkadaşlar da göreceğimizi göreceğim zannettim. Önderliği de görürüm zannettim. Ama öyle bir şey olmadı. Sadece sesini duydum. O bile bana çok büyük bir heyecan vermişti. Daha önce hissetmediğim bir duyguydu. Ama göremedim. Sadece sesini duydum. Ondan sonra çok kötüydü şartları. İmralı şartları çok kötüydü. Gemlik'ten yola çıkmıştık zaten. 3-3,5 saatlik bir yolculuktan sonra işte İmralı'ya vardık. Çok sıkıydı. Çok hiç yani sayamadım artık. O kadar çok şeyler imzalattılar ki hiç sayamadım artık. O kadar çok aramalardan geçtik ki hiç orada normal bir askeri görevli yoktu. Çok değişiktiler. Hiç daha önceki cezaevlerinde görmediğim kıyafetli şeyler vardı. Gardiyanlar, yani gardiyan da değildiler sanırım, bilmiyorum neydiler. Korkunçtular yani, bilmiyorum, öyle diyeyim. İnsana bir ürperti veriyordu açıkçası. Ondan sonra neyse ikişer tane erkekleri daha çok kötü arama etmiştiler. Ondan sonra işte gittim ve orada Kürtçe konuşmak istedim abimle. Çünkü biz evde hep Kürtçe konuşmuşuz çocukluktan beri. Annemiz bizimle, annem halen de Türkçe bilmez. Ve bana işte bak ne güzel Türkçe konuşuyorsun, ben işte öyle konuş. Ben hayır dedim, ben konuşamam yani. Çünkü ben abimle hep Kürtçe konuşmuşum. Biz ailede hep Kürtçe konuşuyoruz. Ondan sonra getirdiler, bir cihaz bıraktılar oraya, işte kaydederiz falan. Sorun yok dedim yani, bırakabilirsiniz. Zaten o cihaz göz önünde olmasa da karşıda 2 tane gardiyan vardı. Öyle oturmuştu, gardiyan mıydı neydi tam olarak bilmiyorum. Abim geldi. Abim çok değişmişti. Sesi değişmişti, fiziği değişmişti. Sesi çok, yani ben önce çok korktum zaten, hani belki rahatsızdır diye bir korku yaşadım. Böyle bir ağladım da biraz, öyle duygulandım. Sonra bana duygulanma dedi, bir şey yok dedi falan. Ben dedim ki nasıl bir şey yok dedim, hiç seni tanıyamadım dedim, çok değişmişsin. Dedi işte sesin çok değişmiş dedim, fiziken çok değişmişsin. Fiziki değişikliğini sigarayı bıraktığına bağladı. Sigarayı dedi bırakmışım. Ondan sonra sesi çok kötüydü dedim, sesin dedim çok dedim. Şu an seninle konuşuyorum ama yani seni görmesem başka biri konuşuyor zannederim. Buran dedi şartlarından ve havasından dolayıdır dedi. Ondan sonra oturduk, bir 40-45 dakikalık bir görüşümüz oldu. Öyle konuştuk. Sohbet ettik. Zaten çok da yani o günkü o heyecan, o stres, o yolculuk, onların orada oluşu, hani çok fazla da bir şey söyleyemedik yani. Konuşamadım açıkçası, öyle burada biriktirip de bu kadar şey söyleyeceğim, konuşacağım, bunları diyeceğim. Hiçbirini soramadım, hiçbirini konuşamadım. Çünkü o kadar güçlü bir yerlerden geçtik ki yani, çok zor yerlerden. Hepsi kafamdan silindi gitti. Sadece ben onların o zorluklarına, o cezaevinin zorluklarına odaklanmıştım. Yani onun o sesi, fiziğine doğru. Ne hissettim orada? Ya bilmiyorum yani, anlatamam ama hem hüzünlü, hem sevinçli, hem çok kötüydü. Onların adına çok üzülüyordum. Onların orada oluşu, o şartlarda, yani orada insanların durabileceğine dair bir şey, yani insan göremiyor. Yani daha önce sadece şeyde bakmıştım ben, internette falan bakmıştım, böyle orada mahkumlar varmış daha önceden. Yılmaz Güneyler falan da galiba orada kalmış bir müddet. Toprak falan işletmişler, öyle şey falan, sebze meyve ekmişlerdi falan. Onu görmüştüm, o hep aklımdaydı. Hep sanki öyle bir şey göreceğim, öyle bir şey karşıma çıkacak umuduyla gittim ama hiç öyle değildi zaten. Olması da mümkün değil zaten. Orada mesela hani daha önceki cezaevlerinde şunlar vardı, hani bir mahkumun parası yoksa öbür arkadaşı verebiliyordu, ya da bir kıyafet ya da bir eksik bir şey varsa, orada öyle bir şey yok, öyle bir imkanları yok, bırakmıyorlar, o imkanı vermiyorlar onlara. Zaten sesinden dolayı anlatmıştı ne kadar zor olduğunu. Ben de oranın çok sessiz oluşundan dolayı anlamıştım. Bu kadar sıkı oluşundan dolayı anladım. Diyeceğim onlara, hani böyle çok tarihlerde çok kahramanlardan, çok böyle şeylerden bahsederler ya. Sanırım dünyanın varoluşundan bugüne kadar ki en büyük kahraman orada kalanlardır, orada yatanlardır. Hiçbir irade orada bu kadar yıl kalamazdı, bu kadar ağır tecrit altında. Mümkün değil yani, bilmiyorum nasıl anlatayım ki, ben geldikten sonra bayağı bir şey de yaşadım yani, hani unutamıyordum, üstümden atamıyordum o psikolojiyi. Onların iradesinin önünde ben saygıyla eğiliyorum gerçekten. أذكر قبائل هبت حي سالم من ذي من القرقة لادي من القرقة لادي وسرقوا تيكي حب سالو نيبال ما نزال حب سالو نيبال كمال سي سالو نيبال إسطنبول ما نزال كمال نزال كمال وسرقوني قرقة لاكر ج تيكي نبي تيه نبي آدي يمان آدي يمان بو لادی امانه سرگونی قرق علاقه رجار که چون می‌داری نه چرگی چیه امروزی نه چاوی مپیوی نه هایا مزهایی نه تلفن نه مکتوب نه تشتک این داشتم اما عیدی ترکات شربکم ها.